Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceden Asus laptopla ilgili üzerinde enerji almıyordu. Power butonuna basmıştık ve bunun arızasını açıp içerisindeki bataryadan olduğunu bulmuştuk. Bugünkü konumuzda şu var. Biz bu Asus laptopu açtığımızda daha önceden HDD hatasıyla karşılaşmıştık. Üzerinde söylemiştim Seagate 500 GB'lık bir hard disk vardı arkadaşlar. Bu hard disk arızalıydı. Bunun yerine daha performansı yüksek olan SSD hard disk takmak istedim. Şöyle bakın, yeni aldım. Bunu 240 GB arkadaşlar bu. 270 lira gibi bir fiyata aldım bunu. Bunları niçin tercih ediyoruz? Bunlar HDD'lere göre daha hızlı ve performansları daha iyi oldukları için bunları kullanmakta fayda var arkadaşlar. Bunu sadece HDD'ler, yani hard diskler bozulduğu zaman yapılmıyor. Kanalıma gelen çok fazla soru olmuştu. Daha önceden SSD'lerin takmakla alakalı videolar çekmiştim. SSD hard disk nasıl takılır? Performansları nedir gibi videolarım olmuştu. Bunlarla ilgili çok fazla yorumlar gelmişti. Hem bunları cevaplama adına bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle sadece hard diskleriniz bozulduğu zaman yerine bunları takmıyorsunuz arkadaşlar. Bunları tercih edilme sebebi performansları ve hızları yüksek olduğu için, daha az bileşenden oluşuyorlar arkadaşlar. Hard diskler daha çok bileşenden oluştuğu için performans olarak SSD hard disklerin gerisinde kalıyorlar. Bu nedenle de tercih ediliyor. Çoğu zaman laptoplardaki performansı artırmak için, biliyorsunuz, laptoplar açılışta çok zaman harcıyor arkadaşlar. Bu süreyi kısaltmak ve performansı artırmak için yerlerine SSD hard diskler kullanılmaya başlandı. Peki bunun içerisinden çıkan hard diskiniz çalışıyorsa ne yapabilirsiniz? Bunun için seçeneklerden biri şöyle: bunlar hard disk yuvası olarak geçiyor. Bunlar DVD-ROM yuvasına takılıyor arkadaşlar. Şöyle ki, şurada görüyorsunuz, bizim DVD writer dediğimiz, yani DVD okuyucu dediğimiz bir kısım var. Bunu buradan çıkarıyorsunuz ve yerine bunu takıyorsunuz. Bakın, aynı ölçülerde. Yani aslında siz buradaki hard diskinizi kullanmaya devam ediyorsunuz. İşletim sistemini yine bunun içerisine kuruyorsunuz arkadaşlar. Örneğin diyelim ki Windows 10'u kurdunuz. Bilgisayarınız artık işletim sistemi bunun üzerinden açacağı için çok hızlanacak ve performansı artacak. Bu birinci soru. Yani SSD kullandığımız zaman performans artıyor mu diyorlar. Evet, fazlasıyla artıyor. Laptop üzerinden sökmüş olduğumuz arızalı hard diskin yerine yeni satın almış olduğumuz 240 GB SSD hard diskimizi taktık. Üzerine de Windows 7 yükledik arkadaşlar. Şimdi açılış performansını, kaç saniye olduğunu test edelim. Öncelikle buradan başlatalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık 25-30 saniye diyelim. 30 saniyede açılışı gerçekleşti. O zaman hard diskinizde çalışıyorsa bu şekilde DVD-ROM, yani CD writer dediğimiz, DVD writer dediğimiz bu alanlara bu tarz aparatlar takılıyor. Bundan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık DVD writer'lar çok fazla kullanılmıyor. Onun yerine bu tarz aparatlar satılıyor. HDD yuvası diyebilirsiniz. 2,5 inç olarak geçiyor laptoplar için. Bunu buradan çıkararak, buradan çıkartmış olduğunuz sağlamsa, çalışıyorsa hard diskiniz arkadaşlar, bunun içine koyarak burada kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Hem hard diskinizden yararlanmış oluyorsunuz, hem de SSD hard disk takarak işletim sistemini hızlandırmış oluyorsunuz. Bu birinci soru arkadaşlar. İkinci sorumuzda, HDD ile SSD'lerin boyutları farklı mı? Bunları alırken laptoplar için standart 2,5 inç olarak alınıyor arkadaşlar. İçinden çıkartmış olduğum SSD hard diskin boyutuna baktığımız zaman birebir 2,5 inçlik benziyor. Ağız yapılarına bakalım. Şöyle ağız yapılarına bakarsanız ağızları da aynı arkadaşlar. Gelen sorulardan biri de şu: ya bunu nasıl takabiliyor muyuz, kolay mı diye. Evet, çok kolay. SSD'yi takmayı göstereyim. Buradan hard diski çıkartmıştık. Bir önceki videoda hatırlıyorsunuz. Yerine bakın arkadaşlar, bu kadar. Dişlerini hizaladıktan sonra bir tek itmek kalıyor. Bakın, bu kadar basit arkadaşlar. Bizler bunu yapabilir miyiz diye sorular geliyor. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Hard diski yerinden çıkarttıktan sonra
Dişlerini hizaladıktan sonra arkadaşlar ağız kısmını yerine itmek kalıyor. Buradan çıkartmış olduğunuz hard disk çalışıyorsa buradaki aparat kısmına, buradaki metal çerçeveyi çıkararak buradaki aparat kısmına takıyorsunuz ve buradaki DVD ROM'u iptal ederek bunu da burada kullanmaya devam ediyorsunuz. Aslında bir nevi bunu depo olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Eğer ben DVD writer'ı sökmek istemiyorum, ne yapabilirim diye sorular olursa, şöyle biliyorsunuz harici hard disk kutuları satılıyor arkadaşlar. Bunun içinde benim kullanmış olduğum depo amacıyla kullanmış olduğum 500 GB'lık bir hard diskim var. Yani buradan sökmüş olduğum hard diski yine bunun içerisinde, buradan vidaları var arkadaşlar, söküyorsunuz. İçerisine taktığınız zaman USB'lidir. Yine bunu kullanmaya, harici olarak dışarıda kullanmaya devam ediyorsunuz. DVD writer'ı devam etmeye istiyorsanız, yani kullanmaya devam etmek istiyorsanız harici olarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Gelen sorulardan biri de şu arkadaşlar. Bu hard diskimin üzerinde işletim sistemi kursam bilgilerim silinir mi? Evet, silinir. Çünkü bunun üzerine siz tekrar biçimlendirme ve format yapacağınız için içindeki bilgileri önceden yedeklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yedeklemeden hiçbir zaman SSD de olsa, hard disk de olsa kesinlikle biçimlendirme ya da format yapmayınız. Bu en çok sorulan sorulardan biri de bu. Dediğim gibi basit oldu ama en azından ilgi duyanlar için anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu tarz sorular çok fazla geliyor. Yani basit olarak düşünebiliyoruz soruları ama önemli sorular. Bu şekilde anlatarak sizlere aydınlatmış olduğumu düşünüyorum. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi işletim sistemini kurarak bilgisayarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Muhtemelen performansımız fazlasıyla artacak ve memnun kalacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler. Sorularınız olursa alt tarafta yorumlar kısmına sorabilirsiniz.